İsteseniz de istemeseniz de birsiniz. Kardeş olmak bir olmaktır. Aynı karından geldiğinizi sakın unutmayın. Sizin kalbiniz hep bir atacak. Посмотрите там, что будем есть. Что не будем есть? Нет ничего. Коммутант, это тоже дети.
Давай, пошли. Сергей! Блин. Сергей! Быстро! Господин Сергей, Алина пришла. Здравствуй, дедушка. Как ты сегодня? Алина. В шкафу есть сумка. Принеси мне ее. Вот там. Sıra sende. Oğlum, çok aşağıda tutuyorsun sapanı. Biraz yukarı nişan alacaksın. Abim öğretmiş de hani. O zaman da yukarı tarafa açacak, diğer tarafa gidecek. Olsun, sen yukarıda tut. O zaten uçarken aşağı inecek. Sapana güvenmiyorsun. Korktuğun için de olmuyor. Ben mi korkuyorum? Ben hiçbir şeyden korkmam, tamam mı? Yusuf! Mehmet! Bir bakın hele. Cepheden dönünce daha güzellerini yapacağım size. Alina. Смотри, я оставляю их тебе. Ты человек, понимающий их ценность лучше всех.
Может быть, когда-нибудь ты вернешь их туда, где им место. Дедушка. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я не в добрый час. Bahat Atıcı seni de mi çağırdı? Evet. Neden öyle acele çağırdı ki? Bilmiyorum. Bahat Hoca işte. Günaydın. 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 Bitirebildin mi şu replikanın çevirisini? Osmanlıca abi, bu kolay mı? Günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Sizi niye bu kadar erken çağırdım diye merak içindesiniz değil mi? Şimdi çok heyecanlanacağınız bir haber vereceğim size. Rektörlükte yaptığımız toplantının sonucunda bir karar alındı. Bu karara göre rektörlüğün tarih bölümümüzden bir isteği var. Bizden tarihimizin en hazin, en dramatik kahramanlık öykülerinden biri olan Sarıkamış'ı destanı ile ilgili yeni araştırmalar istiyorlar. Genç yürekler, yarının tarihçileri, heyecanlanın. Sarıkamış diyorum ya. Üstelik rektörlük bu araştırmalar için her türlü maddi desteği sonuna kadar karşılıyor. Tamam da hocam, Sarıkamış'ın araştırmayan bir şeyi kaldı mı? Yapma Kaan. Resmi tarihten söz etmiyorum. Biz orada 90 bin vatan evladı şehit verdik. En azından 90 bin farklı kahramanlık öyküleri var orada. Bizden istenen de bu yitip giden kahramanların hikayelerini ortaya çıkarmak. Hocam. Evet Alina. Benim büyük dede vardı Rus orduda fotoğrafçı. Sarıkamış'ta. Hani bahsetmiştim. Bahsetmiştim size. Tamam. Hatırlıyorum, orada iki kardeşin hediyeleri vardı, evet, değil mi? Evet evet, Yusuf'la Mehmet. Tamam işte, aynı bunun gibi hikayeler. Sen yarın gelirken o dokümanları mutlaka yanında getir. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Rektörlük bu işte başarılı olanlara araştırma görevlisi kadrosu veriyor. Hepinizden çok özel hikayeler bekliyorum. Bence bunun için ilk yapmanız gereken şey Sarıkamış'ta şehit olanların ailelerine ulaşmak olacak. Oradan başlayabilirsiniz. Sen de buraya. Yok abi, sağ ol. Yanımda dursun.
Afiyet olsun. Mehmet, niye yemiyorsun oğlum yemeğini? Yiyorum baba. Abim ne zaman geliyor baba? Bilmem. Bugün mektuplar geldi baba. Ya abimden geldiyse? Gelmemiştir. En son ne zaman yazmıştı? 3 ay oldu. Çok olmuş. Niye daha sık yazmıyor? Abime bir şey olduysa baba. Sofrada bu kadar lahırda olmaz demedim mi ben size kaç kere? Susun artık. Yemek zamanı yemek yenecek. Anlaşıldı mı? Hadi afiyet olsun. Kazaklarınızı, ayakkabılarınızı benim gösterdiğim sandığa koyun, tamam mı? Sonra benim hazırladığım bohçayı da hemen alın gelin. Çeteler mi geliyor baba? Soru sorma oğlum, hadi çabuk dediğimi yap. Hadi çabuk. Sabah gidiyoruz. Hadi kalkın. Toparlanın. Abi. Hadi. Hadi siz gidin ahıra. Ayaz'ı getirin, tamam? Vardım, sıkıntı yok. Hadi Allah. Evet. Tamam. Mutlaka orada olacağız. Çok teşekkürler. Dediğim gibi biz bu konuda yeni bir araştırmaya başladık çünkü. Yo. Hayır. Geç kalmamız söz konusu bile değil. Çünkü bizim için çok önemli bir eser bu. Tabii. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Ne oldu hocam? Çok heyecanlısınız. Çok önemli bir iz bulduk Alina. Dün Sarıkamış'ta ilgili irtibatta olduğum herkese mailler yolladım. Bu arayan eski bir arkadaşımdı. Çok önemli bir şey söyledi. Bugün öğleden sonra Sarıkamış'ta ilgili bazı tarihi eserler açık arttırmayla satışa çıkacakmış. Bu çok süper bir haber. Evet. Geç kalmamamız lazım. Hemen bakayım şunlara. Oo, çok değerli bir şey getirdin ya. Çok özel bir şey bu Alina, çok güzel. Evet,
Çetecilerden kaçmışlar. Evlerini terk ederken babaları öldürülmüş. Onlar da cephe gitmişler. Hepsi defterde yazıyor. Bir de bir kızdan bahsediyor. Seher. Mehmet olan onu çok seviyor. Giderken bir takım eşyalar ve hatıralar bırakıyor. Memo, ne haber oğlum? Hadi, hadi gidiyoruz. Oo, hadi Mehmet, gitmemiz gerek. Hacı Ömeroğlu Kemalettin sen misin? Evet. Abi. Şşş, burası Karagündüz'e bağlı değil mi? Öyle. Haberin yok herhalde. Karagündüz artık bizim. Bu ev de bizim, içindekiler de bizim. Burada benden başka kimse yok. Ben de kimsenin değil. Atları da alıyoruz. Çevredeki herkes atlarını bize teslim edecek. Biz atlarımızı askerlere verdik. İçerideki atlar da satılık değil. Satın alacağız demedik ki. Bizim dedik. Gamı dedikleri sensin değil mi? Çetenin başı. Namımı duymuşsun anlaşılan. Demek sen de benim namımı duymuşsun. Bize silah çekene neler yapacağımızı bilirsin değil mi? Kaynarca Fatih'i Kemalettin. Namını duydum. Arkan sağlamken nasıl acımasız olduğunu da duydum. Lakin burası artık Kaynarca değil. Ardında da bir tabur dolusu insan yok. Yalnız başına kaldım. Bakıyorum bakıyorum da eskiden benim arkamda bir tabur adam vardı. Şimdi senin arkanda tabur var da adam yok. Atlar burada. Bu atlar benim. Ev de benim, çiftlik de benim. Ve sıradaki eser 1900'lü yılların başına ait. Sarıkamış'ta cephedeki abilerinin yanına giden iki gence ait eşyalar. Cepheye giden çocuklardan birinin sevgilisi eşyaları ve sandığı sahiplenmiş, günümüze kadar ulaştırmış. Ayrıca hanımefendinin torunu da bize ulaşmasını sağladı. Evet, bu nadide eser için 20 binde başlıyorum. 20 bin veren... 20 bin veren, 20 bin veren, evet beyefendi verdiler, yok mu artıran? 25 bin. 25 bin, beyefendi 25 bin verdiler. Yok mu artıran? 25 bin, 25 bin evet efendim. 26 bin. 26 bin, beyefendi 26 bin verdiler. Yok mu artıran efendim? 26 bin. Yok mu artıran? 26 bin, 26 bin. 27 bin. 27 bin. Beyefendi 27 bin dedi, evet 27 bin efendim, 27 bin, 27 bin. 29 bin. 29 bin beyefendi 29 bin diyor evet. 29 bin yok mu artıran efendim 29 bin yok mu artıran 29 bin. 30 bin. 30 bin beyefendiden 30 bin geliyor evet. 30 bin verdiler yok mu artıran efendim 30 bin. 30 bin yok mu artıran efendim 30 bin. 40 bin. 40 bin beyefendi 40 bin verdiler evet 40 Can, bin. Can sandık bin gidecek. Evet, evet. Yok bir anda çok yükseldiler. Evet. Böyle bir rakamı ben rektörlükten geçiremem. Evet 40 bine. Lütfen biraz daha. 40 bine satıyorum. Biraz. 40 bine satıyorum. Efendim 40 bin dediler be 40 bine. 41 bin. 41 bin beyefendi 41 bin verdiler. Yok mu artıran? 41 bin verdiler. Evet efendim yok mu artıran? Bu teklifi değerlendiriyorum ve 41 binlik teklife satıyorum. Satıyorum ve... 80 bin. 80 bin, 80 bin verdiler. Evet efendim, 80 bin verildi. 80 bin. Evet, 80 binlik teklifi yok mu artıran efendim? Evet efendim, 80 bin verildi. Çok kötü. 80 bin yok mu artıran? Yok mu artıran? Eseri 80 bine satıyorum. Yok mu artıran? 80 bine satıyorum. Satıyorum. Sattım. Bu
çok çok kötü oldu. Çok büyük bir fırsatı kaçırdık ya. Ben vazgeçmem. Ne yapacaksın? Gidip adamdan sandığı mı isteyeceksin? En azından deneyeceğim. Bendekileri de göstereceğim. Belki işe yarar hocam. Olmaz öyle şey Aleyna. Koleksiyoncu bunlar. Adam o kadar para verdi. Niye sana versin ki? Hadi gel, seni eve bırakayım. Ay yok, araştırma var bugün Eyüp Sultan'da. Unuttunuz hocam. Tabii unuttum ya. Hadi sana kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Çok yazık, çok yazık, çok yazık. Merhaba. Buyur. Paranı aldın. Anlamadım. Sandiki sattın, yani paranı aldın. Sandik senin değil mi? Sana ne bacım? Sana hesap mı vereceğim? Allah Allah ya. Sen torunmuşsun. Üzülmüyor musun ninenden kalan hatıraları satmaktan? Bana bak turistem. Turist? He. Ben turist değilim, tarihçiyim. Peki tarihçi hanım. Bak. Ne var bunun içinde? Ne var? Tahmin et ya. Her şey hakkında bir fikrim var ya. Para, çakmak, anahtar, çek, senet. Hadi. Küçük tarihi bir parça. Bari onu sakladın ninenden hatıra. Bak, hiçbir şey yok. Bir daha da içinde ne olduğunu bilmediğin şeylerin dışına bakarak karar verme. Ama sen hatıralarını sattın. Ben hatıramı falan satmadım. Sattın. Bana bak. Senin de 110 yaşında bir nenen olaydı hasta. Tedavisi için ne gerekiyorsa satardın. Çünkü asıl hatıra o. Özür dilerim. Ninem yaşıyor bilmiyordu. Özür dileyecek bir şey yok. Ya hem sen kendine baksana. Eğer o adam olmasaydı sandığı, yanındaki adamla beraber sen almayacak mıydın? Bizim burada bir laf vardır biliyor musun? Dinime küfreden Müslüman olsa derler. Karagündüz köy. Yusuf ve Mehmet. Sen nereden biliyorsun bunu? Yoksa ninenin adı da Seher mi? Nasıl yani? He? Seher? Ne yapacağız abi? Nereye gideceğiz? Cepheye gidiyorlar işte. Hem abim cephede değil mi? Abimin mi yanına? Evet, abimin yanına. Hadi. Sen de mi gideceksin cepheye? Evet, abimin yanına. Hadi Yusuf. Bir şeyler yeseydin. Ekmek sıcak. Gidelim nene. Bizi bekliyorlar. Atınız yürü, kılıcınız keskin olsun. Düşmanın gözü kör olsun. Namusumuzu, vatanımızı, bayrağımızı, toprağımızı korumaya gidiyorsunuz. Allah sizinle beraber olsun. Evde kulübede bir sandık var. Al onu ve ben gelene kadar sakla, olur mu?
askere gidiyorlar. Ama onlar benim arkadaşlarım. Büyüdüler onlar artık. Kocaman adam oldular. Yine oynayacaksın onlarla. Şimdi biz onlara dua edeceğiz. Bütün köy arkalarından dua edecek. Allah'a emanet olsunlar. Yolları açık olsun. Bence bizim kaderler aynı mı? Allah kimseyi kimsenin karşısına sebepsiz yere çıkarmaz. E o ne yazdıysa o olur. O zaman sen şimdi bana yardım edeceksin. Yardım mı? Ne yardımı? Sendeki iyi o adamdan geri alacağız. Ya bak benim işim gücüm var. Nenem hasta döşekte beni bekler. Bırak ben gideyim. Ben gideceğim zaten. Ama biz buna mecburuz. Ya neye mecburuz? Söylesene bana. He? Neye mecbur? Ki Allah kimseyi kimsenin karşısına sebepsiz yere çıkarmaz. Ve o ne yazdıysa o olur. Adam gidiyor. Hadi gel. Taksi. Buyurun. Hayırlı günler beyim. Biz sizin sandık için geldik. Onu siz aldınız ama o bize lazım. Nasıl yani? Anlamadım. Bakın, onun içinde çok önemli bir hikaye var. Anlatmamız lazım. Efendim, ziyaretçiniz var. Kimmiş? Sandığın sahibi genç. Sandığın sahibi mi? Anlamadım. Dinlemek isteyeceğinizi düşünmüştüm. Peki, gelsin. İyi günler. İyi günler. Buyurun, oturun. İyi günler. Salih Efendi, misafirlere çay ikram edelim. Yok, biz diyeceğimizi diyek gidek. Peki anlatın, dinliyorum. Sen buyur. Sandığın esas sahibi kim? İkimizin. Nasıl? Yani sandık bunun. Yani biz diyeceğimizi diyek gidek. Sonuçta sandık sizin. Parasını vermiş almışsınız.
Biz ne diyeceğiz ki? Hani siz ne isterseniz orayı söylersiniz bize. Bende de sandıkla ilgili başka bilgiler var. Peki anlatın, dinliyorum. Yani bu turist hanım tarihçiymiş. Ezat'ın çıkışında geldi, beni buldu. Evet, ve bu sandıkın sahibi kadın hala hayatta ve 110 yaşında. Öyle mi? He, benim nene. Hasta kendisi. Hastalanınca elimde ne var ne yok her şeyi sattım. En son bu sandık kaldı. Yani bu sandığı satmaya mecbur kaldım. Nenem çok üzüldü ama yapacak bir şey de yok. Sizden rica etsek, sandık sizde kalsa içindekileri bize versiniz. Vallahi nenem vefat edince sandığı getirip size geri vereceğim. Yeminle bak. Gerçi Allah'ın işidir. Buna pek karışılmaz yani. Yani kimin önce vefat edeceğini bilemeyiz ama... Bir dakika. Aslında bu sandık, cepheye giden iki çocukun sandığı. Biri Seher aşık, Seher de ona. Giderken sandığı Seher'e emanet ediyor. Seher benim nene. Çocuk yaşta çocuğa aşık olmuş. Yani çocuk da cepheye gidince şehit düşmüş orada, dönmemiş. Dönmeyince nenemi başka birine vermişler. Sonra da nenemin bir sürü çocuğu, torunu falan olmuş. Ben torununun torunuyum. Yani... Ya şöyle düşünün. Onlar birbirinden hiçbir zaman ayrılmadı. Ama şimdi ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü artık sandık sizde. Sandığın böyle bir hikayesi olduğunu bilmiyordum. Alın. Sandık sizin, götürebilirsiniz. Esnaftan mı? Gel, çek. Bu hikayenin şakası olmaz çocuklar. Çok sağ olun. Benden de selam söyleyin. Kim diyelim? Sarıkamış komutanlarından birinin torunu dersiniz. Para sizindir. Gerçi mezatçılar bir kısmını kesmişler. Sende kalsın. Yok, öyle olmaz. Ben bunu kabul edemem. Nineni tedavi ettir. Oralarda çare bulamazsanız gerekirse buraya getir. Allah razı olsun sizden. Allah'ın rızası parayla ölçülmez. Allah asıl o kıyamette gözünü kırpmadan yola koyulan Mehmetçik'ten razı olsun. Ya ne diyeceğim biliyor musun? Bu hanım teyze var ya, çok iyi insan çıktı ha. Onun da hikayesini merak ettim. Onu da araştıracağım. Ama önce senin hikayeni araştıracağım. Sen de çok sağ ol. Yani sen bana yardım etmeseydin ben o sandığı geri alamazdım. Nenem sandığı görünce çok sevinecek. Yani söyleyeceğim ona, seninle bahsedeceğim. Bir turist hanım vardı diyeceğim, sandığı almamı o sağladı.
Sana dua ederim. Vallahi bak yeminle. Yok öyle yok. Ne yok? Ben de geleceğim seninle Sarıkamış'a. Nasıl yani? Geleceğim. Ya sen ciddi misin? Evet. Nineni göreceğim, onunla konuşacağım. Ya gel. Gel gelmesine yani bizim... Orada bir laf vardır. Misafirin başımızın üstünde yeri vardır yani. Gel. Gelmesine gel de. Konuşamazsın ki. Neden? Ninen konuşamıyor mu? Nenem dilsizdir benim. Dilsiz. Ya öyle değil. Bu sevdiği çocuk var ya, Mehmet. Cephede şehit düşüp dönmeyince tövbe etmiş diyorlar. Ya yani senin anlayacağın konuşmamaya yemin etmiş. Tamam mı? Hmm. Olsun. Ama ben çok acayip bir şey göstereceğim. Ya daha ne göstereceğim ben anlamadım ki. Bana göster. Zaten ben her şeyi götüreceğim oraya. Görünce mutlu olacak. Neymiş o bana göster. Tren saat kaçta? İsmini bile bilmediğim biriyle hiç bilmediğim bir yere gidiyorum. Komik geldi biraz. Doğru söylüyor. Adımızı bile öğrenmedik değil mi daha? Benim adım Esker. Esker? Ne demek? Ya asker demek işte. Bizim oradaki söyleniş şekli bu. Zaten bizim oralarda yeni bir çocuk doğdu mu adını ya Esker koyarlar ya Mehmet. Şeyden dolayı Sarıkamış. Anladım şimdi. Ya senin adın yok mu? Niye söylemiyorsun? Alina. Alina. Dedem koymuş. Haydi hayırlı yolculuklar. Kimlerdensin? Sen benim hakkımda her şeyi biliyorsun. Ben sadece senin adını biliyorum. Ben yani benim büyük dede Sarıkamış'ta savaşta bir savaş fotoğrafçısıydı. Fotoğrafçı mı? Evet, Rus orduda. Mehmet'le Yusuf'u donmuş buldu. Sonra fotoğraflarını çekti. Çok üzüldü, çok etkilendi. Ve onların eşyalarını sattı. Helal olsun vallahi. Ne diyeyim? Bakabilir miyim fotoğrafa? Bismillah. Vallahi nenem bunları görse... Ne yapar bilemedim. Bu senin ninen gençliği mi? Ben ne bileyim, ben nenemin gençliğini hiç görmedim ki. Bence kesinlikle o. Bak burada Mehmet yazmış. Seherimi çok özledim. Cephede çok zor günler geçiriyoruz. Ve ben seherimi düşünüp rahatlıyorum. Sen eski yazı okumayı da mı biliyorsun?
Evet. Yani Türk tarihi araştırıyorum. Lazım oluyor. Yani biraz zor ama öğrendim. Vay be. Neneme bak. Ne güzelmiş. Neyse hadi sen devam et. Ben çok merak ettim gerisinde ne yazmış. Gece daha yeni çökmüştü. Henüz yolun başındaydık. Sanki birazdan güneş doğacak gibi. Gökyüzü masmavi aydınlanacak gibiydi. Ama anladım ki bu mavilik havayı donduran buzun maviliğiydi. Soğuk çok kötü bir şey. Kim sever ki soğuku? Soğuktan üzerimdekiler ısırgan otu gibi her yerimi dağılıyor. Soğuk parça parça yüzüme vuruyor. Yanaklarım acıyor. Yürümeliyiz. Ancak yürürsek uşumayız. O yüzden yürümeliyiz. Meşale ateşleri bizi sadece aydınlatıyor. O kadar soğuk ki. Memo bile üşüyor. Üşüdün mü Memo? Üstünde örtülü ama. Tüylerin de çok. Keşke benim de senin gibi tüylerim olsa. Çünkü üşümezdim. Ama kulakların olmasa. Çünkü onlar çok komik gözüküyorlar. Şaka yaptım Memo. Vallahi şaka yaptım. Darılma. Kulaklarını daha çok seviyorum. Memo dediğimde bana bakıyorsun. Beni anlıyorsun. Aa, senin ayakların çıplak. Söz, sana cepheye gittiğimde bir tane çorap aldım. Abi gerçekten de çok soğuk. Soğuk Mehmet'im. Evet kardeşler, gerçekten de çok soğuk. Ben de çok üşüdüm. Benim adım Arif. Benimki de Mehmet. Ben de Yusuf. Of. Baksanıza ne kadar yavaş gidiyoruz ya. Soğuk olmasa ben bir koşardım var ya. Koşar mıydın? Tabii ya. Aslında benim sıranın en önünde olmam lazım da işte. Soğuğu sevmiyorum ben ya. Ben de sevmem soğuğu. Ben de sevmem. Zaten Memo da sevmez soğuğu. Kimse sevmez soğuğu. Şu tepenin ardında bir köy varmış. Orada dinlenelim dedi. O da olmazmış. Kaldık burada soğukta. O köyü çeteler ele geçirmiş. Sağık olmazlar bizi. Beni yakalayamazlar ki. Köyde olsam bir kaçardım var ya. Kimse beni yakalayamazdı. Nasıl kaçardın? Bak şimdi. Şöyle kendimi öne bir atardım. Bir hızlanırdım var ya. Kimse yakalayamazdı. Kardeş Erisi göstereyim size. Kadar yorulduk. Artık çok yorulmuştuk. Takatimiz tükenmişti. Bacaklarımız tutmuyordu. Cepheye daha çok vardı. En sonunda içimizden Ahmet dayanamadı ve tepeden aşağı yuvarlandı. Ne yazık ki Ahmet'in kolu kırılmıştı. Çok acıyor sen kolu. Soğukta yeri kırılınca insanın daha çok canı yanar. Bunu biliyorum. Çünkü kan kırılan yere hücum ediyor. İyileştirmek için. Kanı çekiliyor insanın. Daha çok üşüyor. Nasıl ısıtacağımızı bilmiyorduk. Ahmet'in tedavi ettirmek için bir koya girdik. Koyun girişinde bir kulübeden ses geldi. Çok korktuk. (Gülüyor)
İçeride kim var? Sesini duyuyorum. Kimsin? Çeteden biri olmasın. Gidelim bence. Ruslar da olabilir. Hazır dışarı çıkmamışlar. Kızdırmayalım bence. Babam, bu dağlarda gulyabaniler var dendi. Gulyabaniler de olabilir. Üzerimize çağırmayalım. Olmaz öyle şey. Gulyabani mi? Gulyabani değilim ben. Öğretmenim, yalnızım. Ayrıca gulyabani bu tepelerde olmaz. Güvendesiniz, korkmayın. Göster kendini. Nacioğlu Samet ben. Kıratlı köyünden kaçtım. Üzerimde mektuptan başka bir şey yok. Korkmayın. Biz korkmayız öğretmen. Cepheye gidiyoruz. Yanımızda çuval çuval mühimmat. Korkmuşa benziyor muyuz? Yok. Çok cesur gözüküyorsunuz. Nacioğlu Samet öğretmeni tesadüfen bulmuştuk. O da bizi katildi. Bu öğretmeni bizim karşımıza Allah çıkardı. Samet öğretmen bizi köye sokmadı. İsterseniz koy işgal altındaydı. Ahmet'in kolunu sardırmadan yola devam etmek zorunda kaldık. Emir cepheye çağırıyor öğretmen. Cepheye gidiyoruz. Hiç durmadan cepheye yürümeye kararlıydık. Kaç kişisiniz? 30. Sizden önce de mühimmat taşıyanlar vardı. Ama onlar gideli çok oldu. Ama Samet öğretmen yaralıydı. Onu düşman vurmuştu. Artık yanımızda Ahmet'le beraber yaralı olan Samet öğretmen vardı. İkinci gece büyük bir ateşin başında Samet öğretmenin yarasını tedavi etmeye çalıştık. Köylerden o kadar uzakta dağların ortasındaydık ki ne çetecilerden ne de düşman yaktığımız ateşi göremezdi. Az mı erzakız? Az. Al bunu yarısını. İyi misin öğretmen? İyiyim evlat, iyiyim. Bir şeyim yok. Olsun. Biz yine bir bakalım. Kan. Yaralısın öğretmenim. Köyden kaçarken oldu. Dikiş olmadan durmaz bu kan. Ateş ağırlayalım. İğne, iplik, sandıktan getirin. Çavuş. Kim yapacak? Ben hiç hayatımda düğme bile dikmedim. Ben dikerim. Bu tepelerde gulyabani olmaz dedim ama bu kadar sese uyanıp da gelmese bari ha? Gerçi bir şeycik yapamaz bize. Nasıl yapamaz? Gulyabaniler insanları yerler derlermiş.
Bir gelse şimdi. Bak, bir sürü soğan var yanımızda. Soğandan korkar. Yaklaşamaz yanımıza. Nasıl korkar? Siz köylerindeki gulyabaniden kurtulan 4 çocuğun hikayesini duymadınız mı? Peki. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde köylerden bir köyde bir babanın 4 tane çocuğu varmış. Gecelerden bir gece bu köye bir dağ gulyabanisi dadanmış. Dağ gulyabanisi de mi var? Var tabii ya. Ne sandın? Köylere gelir karanlık çökünce. Tavukları yer, horozları yer. Bulursa da çocukları kaçırırmış. İşte bu köydeki bu çocukları duyunca da hemen dadanmış. Ama çocuklar cevval. Bir tanesi var, ta uzaklara böyle ok atabiliyor. Bir tanesi çok hızlı koşabiliyor. Bir diğeri böyle kuvvetli mi kuvvetli, kolları ağaç kütüğü gibi. Ama bir tanesi de var, küçük kardeş. Hiç diğerleri gibi değil. Abileri onunla dalga geçiyor. Güçsüz diyor, korkak diyor. İşte gulyabani bu köye dadanınca hemen ilk kardeş çıkmış karşısına. Hani bu ok atabilen. Hemen yakalamış ama onu. Sonraki gece bu hızlı koşanı yakalamış. Ondan sonraki gecede karşısına güçlü olan çıkmış. Dövüşmüşler bütün gece. Ama gulyabani bu. Onu da yakalamış kıskıvrak. Son gece gelmiş çatmış. Sıra gelmiş küçük kardeşe. Sırtında 3 çuval. Gelmiş evin arka bahçesine. Bir bakmış gulyabani. Bahçenin ortasında bir çuval. İçinden bir ses geliyor. Çuvalın içine girdim. Seninle dövüşemem. Seni bekliyorum. Gel de al beni. İşte gulyabani de böyle gülmüş. Yaklaşmış çuvala. Açmış. Bir de bakmış. Bir sürü soğan. İçi soğan dolu. Küçük kardeş çalıların arkasından çıkmış, başlamış gülmeye. Gulyabani de başlamış ağlamaya, güçsüzleşmeye, sırtındaki çuvalları bir bir düşürmeye. Çuvallar düşünce bütün kardeşler kurtulup evine kaçmış. Gulyabani de ağlaya ağlaya köyü terk etmiş. Bir daha da o köye uğramamış. Küçük kardeş kahraman olmuş. Abileri bir daha onunla hiç dalga geçmemişler. Yani çocuklar, yanımızda bu kadar soğan varken gulyabani bize hiçbir şey yapamaz. İyi ki buldunuz beni. He? Kurtardınız vallahi. Bitti öğretmen. Yol o kadar uzundu ki Ahmet'in buna dayanması imkansızdı. Kimse Ahmet'le kalmak, cephe yolunda geri dönmek istemiyordu. Dağ önü aşağısı. Nasıl haber göndereceğiz? Birinin gitmesi lazım. Kimse gitmek istemez ki. Celal, tüfeklerden 2 tane al sen git. Ben gidemem öğretmen. Benim yerim burası. Arif, sen git o zaman. Ben de gitmem. Benim yerim de burası. Aramızda en hızlı koşan sen değil misin Arif?
Cephede hızlı koşanlara ihtiyaç var kardeş. Tamam işte. Ahmet'i hemen bırakıp geri gelsin. Gitmiyorum kardeş, sorma. Tamam çocuklar, tamam. Anlaşıldı. Kimse görevi bırakmak istemiyor. Ben götürürüm öğretmenim. Ali Ahmet'e yarenlik yapmak için gönüllü oldu. Bizle gelemedi ama o da bizim gibi kahraman olacak. Hala aramızdasın, unutma. Bu da bir görev. Arkadaşını kurtaracaksın, ha? Eğme başını Ali. Kahramanca bir iş bu. Ha? Ali, unutma. Geriye bakmak yok. İleride kamp kurabileceğimiz güvenli bir yer var. Köyden yeterince uzaklaşmış oluruz. Dur, orada dinlenelim. Aç, aç. Aç kız. Aç, aç, yandım. Onlar ne? Ya simit sıcacık koktu, mis gibi. Oh. Bunları da doğrudan alırım ha. Başka yerde bulamaz. Mis gibi koku ya. Neye daldın? He? Ben anlamadım. Ahmet çok hasta. Neden onu kimse köye getirmek istemiyor? Kimse köye gitmek istemiyor. Herkes cephede kalmak istiyor. Bir an evvel cepheye gidip askerlere yardım etmek istiyor. Düşmana karşı savaşmak istiyorlar. Hepsinin aklında tek bir şey var. Şehit olmak. Çünkü bir Müslüman için en büyük mertebe şehitlik mertebesidir. Cephe yolunda, dağlarda üçüncü gecemiz. Komutanın yaktığı ateş etrafında Samet öğretmen, Mustafa Kemal adında bir komutan arkadaşın mektubunu okudu bize. Bu mektup memleketi işgal eden düşmana karşı daha da güçlendirdi bizi. Çok mu ağır o çanta? Ver istersen ben taşıyayım. İyi Yusuf, sağ ol. Önemli mi o taşıdığın mektup? Önemli sayılır. Kimden peki? Kardeşim. Köyüne ziyaretimde de eksiklikler, ihtiyaçlar üzerine konuşmuştuk. Memleket ve milletin içinde bulunduğu elim şartlar ortada.
Allah biliyor ya, sen bugünlerde bana en çok cesaret veren, umut veren kardeşlerimden biri oldun. Mektebinde yaptıkların, çalışmaların, ilime verdiğin hakiki değer benim için bir ışık oldu. Muvaffak olacaksak böyle olacağız. Sen ve senin gibilerin teşebbüsleriyle. Sakın yılma Samet. Beni zorladıkları gibi seni de zorlayacaklar. Seni de düşürmeye çalışacaklar. Düşme kardeşim. Ayakta kal. Unutma. Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayıp sonunda başardım diyenindir. Vatan mutlaka selamet bulacak. Millet mutlaka mesut olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini, memleketin saadet ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur. Biz bir aileyiz. Biz birbirimizi yalnız bırakmayız. Bizim birbirimize vereceğimiz işaret şudur kardeşim. İleri. Daima ileri. Sana, talebelerine, köye ve cümlenize selam ederim kardeşim. ...16. Kolordu Komutanı Mustafa Kemal. Ya bir dakika, bir dakika. Şimdi o bahsettiğin mektup Mustafa Kemal'in mektubu mu yani? Evet, öyle yazıyor. Soğuğa uyanmak çok zor. Cam kesiği gibi kesiyor soğuk insanın yüzünü. Soğuktan çişini tutamaz oluyorsun. Yusuf abim soğuktan erken uyanmış ve bir sesler duymuş. Vay vay vay. Ne yapıyorsun sen o tüfekle? Büyük değil mi o sana ha? Aşağı köyden misin sen? Kimin oğlusun? Kemalettin Bekiroğlu Yusuf. Demek sen de oradaydın ha? Baban sana kaçmayı iyi öğretmiş. Babam bize her şeyi öğretti. Ama sen öğrenememişsin. Bak sen şu küçük Türk askerine. Ateş etmeyi öğrenememiş ama. Ama haklısın. Sana göre değil bu işler. Herkes kendi oyuncağıyla oynasın ha? Öğretmenim. Mehmet, çavuşa haber ver, koş. Durun. Durun çocuklar, gitmeyin. Durun, yanımda kalın, gitmeyin. Yanımda kalın. Bu sefer yapabileceğiniz bir şey yok. Siz zaten orada beni bulmasaydınız ben daha fazla dayanamazdım. İyi ki buldunuz beni. İyi ki kurtardınız. Hayatımı kurtardığınız için teşekkür ederim. Ya Yusuf, Mehmet. Sana emanet. Ha? Tamam. Ha.
aslanlarım, uyanın. Yusuf'la Mehmet neredeler? Yoklar burada. Yusuf! Mehmet! Samet öğretmen de yok. Öğretmen! Yusuf! Samet öğretmen! Mehmet! Samet öğretmen! Yusuf! Mehmet! Neredesiniz? Öğretmen! Neredesiniz? Çıkın ortaya! Neredesiniz? Yusuf! Yusuf abimi ölmekten Samet öğretmen kurtardı. Hem de kendi canı pahası. Ya. Yusuf'un Mehmet'e verdiyse bu mektubu. Senin yanındaki eşyaların içinde olması gerekmiyor mu? Baktın mı çantana? Bilmem. O mektup bende yok. Neyse sen devam et. Belki ileride yazmıştır. Biz de artık şehit öğretmenim Naci oğlu Samet'in emaneti olan mektubu cepheye ulaştırmak zorundaydık. Bu bizim Samet öğretmene bu dünyadaki ödeyeceğimiz tek borcumuzdu. Samet öğretmeni vatan toprağına emanet edip gözyaşımızla ve var gücümüzle yine cepheye yürüdük. Komutanım bir şey sorabilir miyim? Sor evladım. Kemalettin Bekiroğlu Hasan, yani bizim abimiz. Kendisi sizinle birlikte cepheye gelmişti. Kendisi burada mı? Onu görebilir miyiz? Artık köye geri döneceğim. Seher beni bekliyor. Arkadaşlarımız bir bir soğuğa düşüyorlardı. Artık üzülmüyorlardı. Çünkü bu beyaz toprak onların şehadet örtüleriydi. Ama ben dönmeye yeminliydim. Çünkü Seher beni bekliyor. Thank you.
Karanlık oldu. Gece mi? Karanlık mı? Çavuş. Çavuş, iyi misin Çavuş? Çavuş. Duramayız kardeşim. Yapacak bir şey yok. Hadi Mehmet, gitmemiz gerek. Hayır, ölmedi o da. Bak nefes alıyor, dinleniyor. Olmaz Mehmet, bizi bekliyorlar. Hayır, siz gidin. Ben arkanızdan gelirim. Hem uyuyor. Ekmek olsa uyanıverir de hemen. Şu tepeye geçtik mi zaten vardık demektir. Yükleri bırakıp tekrar gelip alırız Memo'yu. Bırakalım uyusun hadi. Döneriz değil mi? Döneriz tabii. O zaman üstünü örtelim. Karda uyumak soğuk oluyor. Ben de sevmem. Zaten ben Memo'ya çorap alacağım. Hadi örtelim.
yaşlarında düşünsene. Bunların hepsi çocuk. Daha çocuk bunlar hepsi. Çocuklar hepsi. Hepsi. Gel haline gel. İyi misin nene? İyi misin ha? Bak sandığını geri getirdim. Gördün mü? Aha bu da Alina. Öksürme öksürme dur ben sana bir su getireyim dur. İstanbul'da Allah çıkardı karşıma. Nene. Senin sandığını sattık. Parasını aldık. Sonra gittik bedavaya geri aldık. Aha bu kız kim biliyor musun? Sarıkamış Harbi'nde Rus ordusunda çalışan fotoğrafçı bir adamın torunuymuş. İstanbul'da Allah çıkardı karşıma. Tesadüf değil yani. İç hadi. Yavaş iç he mi? Heh. Nene. Bunda ne var biliyor musun nene? Bak. Heyecan yok ha. Tamam, sakin. Tamam mı? Haline ver hadi. Nene bak sakin dedim ha. Bak, gördün mü? Bak. Haline değerini de ver. Bak nene. Gördün mü? He? Tahta atı gördün mü nene? Ya bu senin atın değil. Senin atın. Seninki bu bak. Bak bu Mehmet'in. Bu da senin atın nene. Gördün mü? Mehmet'im. Nene. Sen konuşuyorsun.